kimi daha çok gündemde tutarsanız ona benzersiniz. Arkadaşlar, bugünkü mevzumuz modellemek. Örnek aldığınız bir kişiyi modelleyerek motivasyon kazanma konusunu anlatmak istiyorum. İnsanlar örnek aldığı kişileri modelleyerek motive kazanırlar. Herkesin bilinçaltı bu şekilde çalışıyor. Beynimizde aynalama nöronları var. Aynalama nöronları siz isteseniz de istemeseniz de sizin bilincinizin dışında nöronlar karşıdaki kişiyi kopyalarlar, modellerler. Ondan dolayı siz de örnek aldığınız kişiler varsa hayatınızda, onun gibi olmak istiyorsanız ne yaparsınız? Onu modellersiniz. İsteseniz de, istemeseniz de. Peki bunu sistematik olarak nasıl yapabiliriz? Yani motivasyonumuzu nasıl arttırabiliriz? Nasıl karşımızdaki kişiyi doğru modelleyerek motive kazanırız? Bugün bu konuyu işlemek istiyorum. Bu neden çok önemli? Çünkü her insan zaten birilerini modelliyor, birilerini kopyalıyor. Fakat bunu insan bilinçli bir şekilde, şuurlu bir şekilde, sistematik bir şekilde yaparsa, metodunu uygulayarak, teknik uygulayarak karşıdaki kişiyi, örnek aldığı kişiyi modellerse sonuçları daha hızlı alabilir ve kaliteli sonuç alabilir. Ben de size ondan dolayı bu videoyu hazırlamak istedim. Evet arkadaşlar, örneğin bizim çok meşhur bildiğimiz, tanıdığımız Steve Jobs var değil mi? Bu Apple'la alakalı ilk başlatan sahibi, Apple'ın sahibi diye bilinen Steve Jobs var. Peki cep telefonu veya teknik bilgisayar konusunda ilerlemek isteyenler genellikle kimi örnek alırlar? Steve Jobs'u örnek alırlar, onu modellerler. Peki doğru modelleme tekniği nasıldır? Doğru modelleme tekniği 1937 yılında Napolyon Hill denen bir adam var. Bunu tam yazabilecek miyim bilmiyorum. Napolyon Hill, bu yazar 1937 yılında bir kitap yazdı. Düşün ve zengin ol. Kitabında eğer okursanız kitabın ortalarında şu şekilde bir teknik öğretiyor ve bu tekniği sistematik bir şekilde siz de uygularsanız siz de ne yaparsınız? Hedeflerinize hızlı varabilirsiniz. Şu şekilde anlatıyor. Örnek aldığınız bir kişi varsa, mesela teknik manada Steve Jobs'u örnek almak istiyorsanız, o zaman Steve Jobs'u iyice tanımaya çalışın. Onun hayatıyla ilgili kitap okuyun, biyografi okuyun ve onu tam olarak tanıyın. Onu tam olarak tanıdıktan sonra, davranışlarını tanıdıktan sonra, kişiyi tanıdıktan sonra her gün, bakın her gün yarım saat gözlerinizi kapatıp o kişiyi düşünün. Kendinizi onun yerine koyun. Onun gibi zihinsel imgeleyin, hayal edin, davranışlarını kopyalayın. Bunu kim söylüyor? Napolyon Hill diyor. Şu kişiyi yarım saat her gün hayal ederseniz, düşünürseniz siz de zihninizdeki aynalama nöronlarından dolayı bu kişiye yavaş yavaş benzersiniz diyor. Yani bu kişinin başarılarını kazanmak istiyorsanız o zaman o kişiyi düşünün yarım saat ve onun gibi siz de başarırsınız diyor. Sistematik modelleme yöntemi budur arkadaşlar. Peki konuyu anladık. Demek ki örnek aldığımız insanı ne yapacağız? Yarım saat düşüneceğiz. Gözümüzü kapatacağız ve onu hayal edeceğiz. O zaman ona benzeriz. Modelleyerek, aynalama nöronlarından dolayı onu kopyalamış oluruz. Buna da atalarımız ne diyor? Üzüm, üzüme baka baka kararır diyor. Başka ne diyor? Sen bana arkadaşını söyle, ben senin kim olduğunu söyleyeyim diyor. Peki bununla alakalı daha çok çalışmalar var mı? Var. Atasözleri var mı? Var. O yüzden örnek aldığınız kişiyi ne yapacaksınız? Yarım saat gündemde tutacaksınız. O zaman siz de onu kopyalamış olursunuz. Ona benzemeye başlarsınız. Öğretmensiniz ve dünyanın en iyi öğretmeni olmak istiyorsanız o zaman ne yapacaksınız?
araştıracaksınız. Dünyanın en iyi öğretmeni kim? O zaman onu düşüneceksiniz. Onu gündemde tutacaksınız. Her gün yarım saat. Onu gündemde tutarsanız siz de onun gibi kaliteli bir öğretmen olursunuz. Peki bunu bir de tersine çevirelim. İstemediğiniz kişiyi her gün konuşursanız, nefret ettiğiniz kişiyi her gün konuşursanız, onu gündemde tutarsanız ne olursunuz? Aynalama nöronlarından dolayı siz de o kişiye benzemeye başlarsınız. Onu gündemde tuttuğunuz için, onu düşündüğünüz için, onu konuştuğunuzdan dolayı, nefret ettiğiniz kişiyi sürekli gündemde tuttuğunuzdan dolayı siz istemeseniz de, siz arzu etmeseniz de sizin bilincinizin dışında bilinçaltınız o kişiyi ne yapar? Kopyalar. Ve siz de nefret ettiğiniz kişiye benzersiniz. O yüzden gündemde tuttuğunuz kişiler çok önemli. Kimleri gündemde tutuyorsunuz? Kimi daha çok gündemde tutarsanız ona benzersiniz. O yüzden size tavsiyem, gündemde tuttuğunuz, düşündüğünüz, konuştuğunuz kişiler varsa onlar kimler olsun? Onlar sizin örnek aldığınız, arzu ettiğiniz, onun gibi olmak istiyorum dediğiniz kişileri ne yapın? Konuşun, gündemde tutun. Seminerlerimize katılanlar bilirler. Biz bu konuları sürekli seminerlerimizde anlatıyoruz. Bilimsel olarak, uygulamalı olarak anlatıyoruz ve kişiler bu yöntemleri öğrenerek ne yapabiliyor? Gündemde tuttuğu kişileri seçebiliyorlar. Seçtikten sonra da hedeflerine varabiliyorlar. Bunun bir çıkarımı daha var. Örneğin siz gündemde tuttuğunuz bir dizi var. Sürekli o diziyi takip ediyorsunuz. O dizide sürekli kavga var, gürültü var, aile arasında kavga var, karı koca arasında kavga, aldatma, ondan sonra sadakatsizlik var, huzursuzluk var. Siz de o diziyi seyrediyorsunuz. Her gün gündemde tutuyorsunuz. Ben size şimdiden şunu söyleyebilirim. Merak etmeyin. Siz istemeseniz de, arzu etmeseniz de sizin bilinçaltınız oradaki konuları ne yapacak? Modelleyecek, kopyalayacak. Aynalama nöronlarından dolayı siz de onlara benzeyeceksiniz. Oradaki gibi, o dizilerdeki gibi ne varsa, dizide ne oluyorsa siz de onları otomatikmen kopyalamaya başlayacaksınız. Çünkü bilinçaltınız bu şekilde programlandığından dolayı. O yüzden seyrettiğiniz dizileri ince ince detaylı bir şekilde seçin. Seyredeceğiniz filmleri ne yapın? Dizilerin haricinde seyredeceğiniz filmleri de seçin. Peki başka? Gündemde tuttuğunuz, örnek aldığınız veya örnek almak istemediğiniz kişileri ne yapın? Ona göre gündemde tutun veya tutmayın. Çünkü bu bilinçaltınız aynalama nöronlarından dolayı ne yapacak? Siz istemeseniz de karşıdaki kişileri, dizileri veya filmleri kopyalayacak. Yavaş yavaş onlara benzeyeceksiniz. Hemen deneyebilirsiniz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Benim dediğimi yapmak zorunda değilsiniz. Ama deneyebilirsiniz. Arkadaşlar bu videoyu biraz önce seanstan çıkarken aklıma geldi. Hemen hazırlayayım ve paylaşayım. Elimden geldiği kadar hayat kalitelerini arttırmak için hazırlayayım diye düşündüm. Bununla beraber biz Mail Coaching Akademi olarak sizleri ileri taşımak için varız. Bizim hedefimiz sürekli adım adım ileri taşımak ve önünüze çıkan problemleri, yöntemleri öğreterek hızlıca çözebilmeniz için bu videoları hazırlıyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve henüz değilseniz kanala abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.